Merhaba YouTube. Bugün, hatta dün İstanbul'dan iki arkadaşım geldi ve ben Tiran'ı hiç gezdirilecek bir yer gibi görmediğim için hiç video çekmedim. Ama onlara gezdirirken dedim ki bir video çekeyim ve YouTube'a koyayım. O yüzden bu videoda Tiran'ı geziyoruz. Evet, şimdi Kurye'deki pazara geldik. Burası böyle klasik Arnavut kaldırımlı, yöresel el işi malzemelerin bulunduğu, hediyeliklerin satıldığı bir yol. Kurye'ye nasıl gelinir? Önce onu söyleyeyim. Arabayla gelebilirsiniz. Tiran'dan yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor. Ama otobüsle de gelebilirsiniz. Otobüs birazcık daha zor tabii ki. Tiran merkezden önce Kamız otobüsüne binip otobüs istasyonunda iniyorsunuz. Daha sonra o otobüs istasyonundan Kurye otobüslerine biniyorsunuz. Servislerden çok fazla bir performans beklemeyin. Çok iyi olmayabilir. Genelde eski otobüsler oluyor. Her saatte bir Kurye'ye giden otobüsü bulabilirsiniz. Ücretini aşağıya yazacağım. Geçen sefer gitmiştim ben otobüsle. O yüzden şimdi unuttum. Buraya yazacağım ne kadar olduğunu. Böyle. Arkadaşlarım gölge nereyi bulursa kaçmayı isterler. Merhaba. Bıktı bunlar sıcaktan. Yeter artık ya. Söyle bakayım. 72 derece şu an hava. Burcu'ya 10 derece falan. Evet. Ben sıcaktan etkilenmiyorum. Bu kızları ben yürütemiyorum. Biz gündüz çıkamayacaksak ne zaman çıkacağız? Yeter artık ya. Bana sıcak diye şikayet etme. Yeter artık. Bak bu kızın sesi bile çıkmıyor. Sadece elleri terliyor. Seni çekeceğim seni. YouTube ünlüsü yapacağım seni, gel. Muhteşem kanalımda seni ünlü yapacağım. King of the road, trader or sailor, man, trader or sailor. Arnavut Kalesi. Yanlış bilgi verme lütfen Beloş. Pardon. Kurey. Kurye Kalesi. Kurye Kalesi'ne geldik. Evet. Falemin Deerit. Falemin Deerit. Teşekkür ederim demek. Evet. Po evet demek. Yo hayır demek. Evet, iki günde gayet iyisin bence ya. Helal olsun Sia. Benim arkadaşıma. Sia merhaba demek. Merhaba olarak da kullanıldığı durumlar oluyor tabii ki. Biz her gölgede böyle duracak mıyız? Evet. Çünkü çok sıcak. Yani ama böyle biz nasıl ilerleyeceğiz? Arkadaşım Nebahat gitti. Nebahat. Orada yukarıda bir tünel var. Bence orayı buldu. Biz onu oradan çıkaramayız. Şemsiyenin altında bekliyor. Bakalım Nebahat nerede? Çok güzel. Burası eski cami diye geçiyor. Sadece tabii ki camiden bir minare kalmış. Yapımına Fatih Sultan Mehmet başlamış ama 2. Mahmut tamamlamış. Böyle sadece artık kalıntıları var Kurye Kalesi'nde. Merhaba YouTube. Şimdi size dürüst olacağım arkadaşlar. Elimde iki tane video var. İki video da güzel video ama çok bir şey çekmemişim. O yüzden videolar böyle 5,5 dakika oldu. Sanki böyle okul ödevine slide hazırlamışım gibi. O yüzden dedim ki bugün pazar günü, Tiran'da bir Ağustos pazarı. Bu demek oluyor ki Tiran bomboş olacak. Size bugün boş Tiran'ı göstereceğim. Bu videoyu da arkadaşlarım gelmişti İstanbul'dan. Kurye Kalesi'ne çıkmıştık. O videodan sonra
onun sonuna koymayı düşünüyorum. O videonun başında demiştim ki Tiran'ı gezeceğiz. Biz Tiran'ı gezdik de ben çekmedim. O yüzden Tiran'ı gezmeyeceğiz. Yani günlük bir Tiran videosu olacak bugün. Sevgiler. Diyeceksiniz ki Tiran niye bu kadar boş Burcu? Neden boş? Şöyle söyleyeyim, ben neredeyse 6 yıldır burada yaşıyorum. Ve her yaz Temmuz ve Ağustos ayında Tiran hep böyle olur. Her zaman boş olur. İlk geldiğim sene şoka girmiştim. İnsan yok, Allah Allah dedim, hani bir problem mi var yani, bir şey mi oldu? Sonradan anladım ki kültür bu. Temmuz ve Ağustos ayında İnsanlar plajlara gidiyor. Yakın plaj, uzak plaj, ülke dışı, ülke içi. Neresi olursa. Bir kültür bu. Plaja gitmeyenler olarak biz şehirde şehrin sessizliğini yaşıyoruz. Temmuz ayında, Ağustos ayında Tiran'da yürümek en sevdiğim şey. Çünkü bomboş, kafeler boş, yollar boş. İsterseniz yoldan yürüyün yani. Bugün çok bile yok araba geçti bence. Biraz hava kapalı gibi çünkü. Sıcak bu arada ama kapalı gibi. Bu aralar sıcaklık 32 ile 35 arası seyretmekte. Ben memnunum. Yaz bitiyor diye çok üzgünüm. Genelde insanlar bu sıcaklardan pek de mutlu olmuyor. Bakar mısınız? Ses yok. Hiç ses yok. Gördüğünüz gibi zaten pazar günleri pek bir dükkan da açmıyor. Bu sadece yaza özgü değil bu arada. Kışın da pazar günü açmayabiliyorlar ama yazın bu oran daha da artıyor. Şimdi o kadar güzel dondurmacı varken gittim Burger'den sandviç aldım. Çünkü canım çekti. Bilmiyorum yani, canım çekti işte ya, kocaman da böyle. Şimdi bunu yiyeceğim. Kulaklıktan muhtemelen dış ses çok alınıyor. Ama şu an kulaklık çıkarmaya çok üşeniyorum. Bugün kalabalık ya burası. Niye? Ben size boş tren çekecektim. Arabalar geçiyor sürekli. Sinir oldum ha. Burası İskender Bey Meydanı. Arkamda gördüğünüz Ulusal Tarih Müzesi. 2-3 sene önce içine girmiştim. Özel günlerde ve ayın ilk haftası sanırım giriş ücretsiz oluyor. Onun dışında da 300 lek diye hatırlıyorum fiyatını. Yani çok pahalı değil. Girebilirsiniz. 2 katlı. Alt katında daha çok böyle Roma döneminden kalma, işte bu çok daha eski tarihlere dayanan kalıntıların bulunduğu bir bölge var. İkinci katıysa Osmanlı'nın hüküm sürdüğü zamanlardan kalan şeyler ve komünizm döneminden kalan insanların kıyafetleri, işte Enver Hoca'nın yaptıkları falan filan, onların bulunduğu bir bölge var. Aslında hani Arnavutluğun tarihini anlamak açısından gayet güzel bir müze bence. Girebilirsiniz. Onun dışında meydanımız bu şekilde. Burası opera. Daha önce burada hiç operaya gitmedim. Bale de oluyor. Yılbaşında Büşra ile bir niyetlendik ama yer yoktu. O yüzden alamadık. Bir gün gitmeyi diliyorum. Yani burada bir opera ya da bir bale de izlemiş olalım, değil mi? Birazdan yakından çekeceğim ama. Nerede? Şurada görmüş olduğunuz heykel İskender Bey heykeli. Tabii ki biliyorsunuz zaten tüm Balkanlarda İskender Bey çok saygıyla anılan bir halk kahramanı. Arnavutluk için de bu böyle tabii ki. Burada gördüğünüz Ethem Bey Camii Osmanlı döneminde yapılmış. Ve biliyorsunuz ki Arnavutluk 30 yıllık bir komünizm dönemi geçirdi. Ve Enver Hoca geçmişe dair, dinlere dair her şeyi yıktı. Ve Osmanlı'dan da sadece bu cami kaldı Tiran'da. Arkasında da saat kulesi var. Yine Osmanlı döneminde yapılmış. Bu iki yapı dışında Osmanlı döneminden kalmış bir şey yok bildiğim kadarıyla. Det har vi alltid gjort, så det är vulvet, vulvet, hela dagen.
Demin camiyi çektim ama hani kıyafetim uygun olmadığı için ve o örtüleri üstüme almamak için yani başkasının kullandığı girmedim içeri. Çok küçük bir cami bu arada Ethem Bey Camisi. Ama içindeki o çizimler o kadar güzel ki ve gerçekten restorasyonu çok güzel yaptılar. Ben çok beğeniyorum o yönden. Eğer girebiliyorsanız caminin içine girmenizi tavsiye ederim. Bu arada biz de kiliseye geldik. Hazır ışıklardan geçiyorken sizi bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Arnavutluk'la veya Balkanlar'la, bütün Balkanlar'da bu ışık sistemi böyle. Yanlış bilinen bir şey. Burada kimse kurallara uymuyor deniliyor. Görüyorum ama o öyle değil, o iş öyle değil. Şimdi size buradaki ışık sistemini anlatacağım. Karadağ'da da böyle olduğunu gördüm. Makedonya'yı pek hatırlamıyorum ama muhtemelen de orada öyleydi. Şimdi size buradaki ışık sistemini anlatacağım. Şimdi bu tarafa ışık yanarken sağa dönüşe de serbest ve bu yoldan karşıya geçecek olanlara da serbest. Bu tarafa gideceklere de serbest. Yani böyle bir ışık sistemi var. Bu taraf geçtiği zaman da, bu tarafa ışık olduğu zaman da sağa dönüş serbest olup buradan yaya geçişi serbest oluyor. Biraz karışık sistem böyle. Ne yapalım? Böyle yapmışlar. Kadar size Tiran'ı gezdirmeye çalıştım. Çok da gezdiremedim. Bayağı sıcak çünkü. Ya meydanla sınırlı kaldım gibi oldu. Bundan sonraki videolarda belki Arnavutluğun, daha doğrusu Tiran'ın diğer kısımlarını da gezeriz birlikte. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu söylemek zorundayım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İzliyorsanız eğer, orada izleyen birileri varsa teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bahsettiğim boşluk buydu.